Kiryat Dağı gizemi GTA 5'teki bir efsane ve bir easter egg'dir. San Andreas eyaletindeki en büyük dağ olan Kiryat Dağı'nın çevresine dağılmış gizemli işaretler etrafına döner. Zirveye teleferikle çıktığınız zaman istasyonun duvarında bir resim bulunmakta. Dağın kaba bir çizme gibi görünen bu resim Kiryat Dağı gizeminin merkezinde yer alıyor. Kiryat Dağı'nın yüzeyini belirten çizgiler içinde 5 tane X işareti, ikiye ayrılmış patikalar, en altta ise kırılmış bir yumurta, jetpack giymiş bir insan ve insansı bir varlığın içinde olduğu bir uçan daire resmedilmiş. Dağın çiziminin en üstünde göze veya bir UFO'ya benzeyen bir sembol bulunuyor. Bu sembolün ve dağ çiziminin etrafını saran yıldırım veya radyo sinyalleri, dağ çiziminin sağ altında sivri uçlu çizgiler, sol altında ise kalın uçlu çizgiler var. İnsanlar bu çizimlerin bütün GTA 5 haritasına uyarlandığı zaman belirli gizemlerin ortaya çıkabileceğini söylüyor. Bazı insanlar ise bu duvar çizimlerin hikayedeki anahtar noktaları gösterdiğini düşünüyor. İki grup insanın da öne sürdüğü çok ciddi kanıtlar olsa bile bu teorilerin rastlantısallığı ve bütün teoriyi kapsayan tek ve sağlam bir mantığa sahip olmayışları beni başka bir yolda araştırma yapmaya yöneltti. Kiryat Dağı'nın etrafında yaptığım saatlerce süren araştırma sonunda dağın çeşitli yerlerinde ulaşılması zor konumlarda 5 farklı işaret buldum. Bu işaretlerin hepsinde tıpkı duvar resminin tepesindeki UFO işareti gibi şekiller vardı. Fakat her bir şekil farklıydı. Birinci işaretin altında radyo antenine benzer bir şekil vardı. İkinci işaretin altında bir hilal ve bu hilalin üzerinde 3 düz çizgi vardı. Üçüncü işaretin altında bir yağmur bulutu bulunuyordu. Dördüncü işaret diğerlerinden farklı olarak yarım bir UFO şeklini oluşturuyordu. Beşinci işaret ise sadece tek bir UFO şeklinden ibaretti. Silinmiş herhangi bir tarafı yoktu ve altında veya üstünde ekstra bir sembol de bulunmuyordu. Bu işaretlere ek olarak teleferik istasyonunun üstündeki zirvede gözlem platformunun arkasında bir yazı yazmaktadır. Bu yazı Türkçe'ye çevrildiğinde hikayen tamamlandığında geri gel demektedir. İkinci, üçüncü işaret ve zirvedeki yazı doğru şekilde yorumlandığında gerekli şartlar sağlanarak Kiryat Dağı'nın tepesine bir UFO görünebilir. UFO'nun görülebilmesi için gereken şartlar oyunu %100 bitirmek, gece saat 3'te yağmurlu bir havada Kiryat Dağı'nın zirvesine gelmektir. İkinci işaretteki hilal bize gece vaktini, hilalin üstündeki 3 çizgi ise saat 3'te gelmemizi söyler. Üçüncü şekildeki yağmur bulutu ise bize tabii ki yağmurlu bir havada gelmemizi işaret etmektedir. Her ne kadar bu UFO'nun görülmesi sıra dışı bir olay olarak sınıflansa bile Kiryat Dağı'nın gizemini kesinlikle sonuçlandıramaz. Geriye çözülmemiş 3 işaretin, dağın çiziminin etrafındaki yıldırım veya radyo sinyali şekillerinin, duvar resminin altında yer alan yumurta, jetpack ve uçan daire çizimlerinin, resmin sağ ve sol alt taraflarından çıkan çizgilerin gizli anlamları kaldı. Buna ek olarak tıpkı bu işaretlere benzer şekiller, Kiryat Dağı'nın dışındaki bölgelerde ve Los Santos şehrinin merkezinde bile sık sık görülmektedir. Daha önce bahsettiğim çizimin bütün haritaya ve hikayeye uyarlanması yönündeki teorileri destekleyen kanıtlar ve ipuçları da ayrıntılı bir şekilde incelenmeye değer. Teleferik istasyonunun yanında duran iskeleye benzeyen eski yapı ise ilgimi çekti. Neden dağın zirvesine böyle bir iskele yapılsın? Bu yapıyı da daha sonra ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğim. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bana bu videoda yardım eden Murat Oyun Avcısı adlı kanala ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla video izlemek ve abone olmak için ekrandaki resimleri tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.